Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbağ.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gece gece videoyu çekiyorum ki sabah 10.30'da izleyin diye. Şimdi sevgili arkadaşlar, maçın bitiminde flash sözler var. Attığımız golden önce faul var ama. Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u, Galatasarayspor'u 2-1 mağlup etti. Hangi kredidir, hangi takımdır bilmiyorum ama rakip teknik direktör Recep Uçar maçın ardından ilginç bir açıklamada bulundu. Yani ben kısa kısa bunları konuşacağım arkadaşlar. Tansiyonumun yükselmeme şansı yok. Biz öyle travmatik maçlar oynuyoruz ki diyor. Hani iki defa sarı kart gördüm. Abdülkadir Bitigen kötü maç yönetmiyor. Ancak ikinci yediğimiz golde kaç faul var bakalım. Hiçbirine bakılmıyor demiş. Aynı şekilde evet bizim attığımız ikinci golden önce faul var. Bu net. Kendi adıma haksızlık istemem. Fenerbahçe'nin attığı golden önce iki tane faul vardı demiş. Tabii ki de kendince haklı teknik direktör. Ben de sizin attığınız iki hani attığımız golde sevinirken Fenerbahçeliler hocam faul var diyordu. Ben de sizin attığınız ikinci golde de iki faul var dedim. Ve haklı olduğumu söylediler diyor. Hakem arkadaşlar artık sezon başından beri çıldırtmaya başladı beni. Bugüne kadar kaç kere canımız yandı diyor. Yani kabul ediyor. Teknik direktörümüz Jorge Jesus galibiyeti değerlendiriyor maçın bitiminde. Yine onun konuşmalarına da kısa kısa değineceğim arkadaşlar. Çünkü video bir an önce bitsin istiyorum. Bugün en önemlisi 3 puan almaktı. İlk yarıda kaliteli oyun sergiledik. İyi oynadık. Sahada net pozisyonlara giren taraftık. Rossi ve Valencia ile yakaladığımız pozisyonlar vardı. Şu ana kadar %100 doğru. Oyun olarak gösterdiğimiz farkı gole yansıtamamıştık ilk yarıda. İkinci yarıda ilk yarıdaki kadar iyi değildik. Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Kariyerinde 700 bilmem 800 bilmem kaç maça çıkmış teknik direktörden bahsediyoruz. Hani hazırlık maçlarıyla 1000'i geçmiştir. Sosyal medyada birçok ukala, birçok ulema Jesus'tan daha iyi bildiğini söylüyor. Şimdi şuraya kadar herhangi bir yalanı var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Bakın adam her şeyin farkında. Bak ben de bundan dolayı diyorum. Her şeyin farkında. Bekleyin. İkinci yarı daha ortada bir maç oldu. Ümraniye'ye kolay bir şekilde kontra atağa çıkma fırsatları verdik. Belirtmiş olduğum gibi maçı kazanmayı bildik. Fenerbahçe futbolcularının kalbi var, ruhu var. Sonuna kadar inanıyorlar. Çok iyi oynamadığımız zamanlarda bile bugünkü ikinci yarıyı kastedebiliriz buna. Her zaman galibiyeti arıyor. Galibiyete inanıyoruz. Bugün de bu şekilde kazandık diyor. Aslında golün dakikası olmaz. Hani son dakikalarda olduğu için soruyorlar. Gol goldür. İlk dakikada atsanız, son dakikada atsanız gol goldür. Tabii ki son dakikada atmış olduğumuz goller takımın son düdüğe kadar inandığının ve savaştığının bir göstergesi. Belirtmiş olduğum gibi başında da atsanız, sonunda da atsanız gol goldür. Şimdi kadroda olmayan oyuncular. Osayi Samuel kupa maçında bir sakatlık yaşamıştı. O yüzden bugün kadroda yoktu. Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi. Çünkü zaten yedek kulübesinde iki stoper var. Luan Perez ve Serdar Aziz diyor. Dolayısıyla üçüncü bir stopere gerek yoktu. Bakın aslında üçlü mesajını da vermiş. King de dün antrenmanda bir kas rahatsızlığı hissetti. MR sonucunda da durumu göreceğiz diyor. Umarım, özellikle söylüyorum, umarım King'de hiçbir sıkıntı çıkmaz. Çünkü benim gördüğüm, gözlemlediğim Valencia ile Batshuayi ile bu iş gitmez. Pedro'nun da bir an önce iyileşmesi lazım. King'in de kendine gelmesi lazım. Bu arada maçla ilgili eklemek istediğim bir durum var. Buradaki stadyumla ilgili sözlerim yanlış anlaşıldıysa diye net bir şekilde açıklamak istiyorum. Galatasaray ve Trabzonspor Ümraniye'ye karşı oynadıklarında daha büyük statlarda oynamışlardı ve daha güzel bir atmosfer olabiliyordu. Bizim de bu şansa sahip olabileceğimizi düşünmüştüm sadece. Yoksa asla stadyum hakkında kötü bir şey demek istememiştim. İma etmek istememiştim. Burası küçük bir stat ama kaliteli ve güzel bir stat. Asla stadyum ve taraftarlar hakkında kötü bir şey ima etmek istememiştim. Eğer yanlış anlaşıldıysam özür dilerim diyor. Şimdi bu Jesus'un maça dair fikri, maça dair görüşü. Ve bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Özür diliyor. Şimdi tartışılan konu Arda Güler konusu. Herkeste bir Arda Güler aşkı var ki bende de dahil, hepimizde var. Hepimiz istiyoruz Arda Güler daha çok süre alsın diye. Jesus'un açıklamasında, Arda Güler açıklamasında bir yer var. Arda Güler neden oynamıyor? Yeterli mi değil?
Taktik gereği mi? Bütün Türkiye bunu merak ediyor demiş birisi. İyi ki de sormuş. Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç üzerinde bugün Arda girmedi. Çünkü kanatta hızlı Emre Mor'un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm. Bakın, kanatta hızlı isim diyor. Şimdi ben hep diyorum ya, birisi pırpır, birisi üretken diye. Şapkadan tavşan çıkaran. Bugün pırpırı tercih etmiş. Çünkü Emre Mor topla birlikte çok hızlı. Bakın, topla birlikte. Kenarlarda birebiri çok hızlı oynayabilen bir oyuncu. Farklı özelliğinden dolayı bu maçta onu tercih ettim ki zaten Emre Mor bugün Valencia'ya bir asist yaptı. Hani Valencia'nın içeri çevirdiği top öncesinde Emre Mor'un pasından bahsediyor, doğru. Aynı zamanda özellik anlamında süratini sahaya yansıtmasını bildi. İki kanatta Rossi ve Emre Mor'un süratinden yararlanmak istedik diyor. Şimdi bunun taktik olduğunu belirtiyor. Arda'nın benimle birlikte şu ana kadar aldığı süre geçen sezonun tamamında aldığı süreden daha fazla süre aldı ki hala ligin ikinci yarısı da oynanmadı diyor. Yani diyor ki teknik direktör benim kararım daha etkili diyor. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Arkadaşlar niye suyu deşme derdindesiniz? Gerçekten ben anlamıyorum. Ya Galatasaray kötü oyunla kazanınca winner oluyor. Fenerbahçe kötü oyunla ya da beklenenin altında kazanınca niye 4 atmadı? Arda niye oynamadı? Üzüldünüz. Fenerbahçe kazandı. Ya önce kazanmaya sonra oyunu toparlam. Ya bırakın bunları ya. Bırakın bunları, gözünüzü seveyim ya. Bak şunu söyleyeceğim. Kötü oynadı diyebilirsiniz, kabul. Kötü oynamasına rağmen Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasmandan 3 galibiyet. Antalya'yı deplasmanda 2-1, Gaziantep'i 2-1, Ümraniye'yi 2-1. Ha, maçın tartışmasız adamı bence Ferdi Kadıoğlu, bir kişilik değil 3 kişilik oynadı desem yalan söylemiş olmam. Onu da belirteyim. Şimdi futbolcuların değerlendirmesi var. Yani birçoğunuz umursamayacaktır. Fakat ben şöyle söyleyeyim size. Atilla Szalai diyor ki her maç zor. Zaten modern futbola baktığınız zaman hiçbir maç kolay değil. İlk yarı iyi şanslar ürettik. Rakip kalede fırsatlar da bulduk ama golü bulamadık. Dengeliydi ama diyor. İkinci yarı daha sabırlıydık. Topla iyiydik. Maçın içinde bazen hatalar da yapmadık değil. Bu hatalardan dolayı rakip kontra atak fırsatı yakaladı. İyi aksiyonlar ürettiler. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Bunlar için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. En önemlisi 3 puanda. Batshuayi konuşuyor. Yine aynı şekilde Batshuayi'nin de açıklamalarında şöyle bir cümle var. Dikkat çekilecek bir cümle. Kritik bir maçtı. En iyi maçımızı sergilediğimizi söyleyemem ama bugün en önemli şeylerden biri 3 puanı almaktı. Çok daha iyi şekilde çalışacağız eksik noktalarımıza. Bazen takım olarak iyi performans koyarsınız. Bazen tam tersi. Önemli olan mental olarak güçlü kalmak. İlerleyen haftalarda en iyi Fenerbahçe'yi gösterebileceğimizi düşünüyorum. Emre Mor'la tartışması, biz futbolcular sahada top oynarken adrenalinimiz yükseliyor. Duygusal olarak yüksek noktalara çıkabiliyorsunuz. Neticesinde de bu tip şeyler olabiliyor. Benim Michi ile aramda herhangi bir şey yok. Gayet iyi anlaşan iki arkadaşız. Futbolda böyle şeyler olabiliyor diyor. Emre Mor iyi goldü Batshuayi'nin golünün için. Atilla'nın da iyi bir pası vardı. Michi de topu önüne iyi aldı. Kaleciyi geçerek golünü attı diyor. Şimdi başkan vekilimiz Sayın Erol Bilecik'in de açıklamaları var. Ona da değineyim, sonra toparlayayım bence. Şimdi Erol Bilecik, Fenerbahçe bu akşam resmen sahada hakem tarafından ince ince doğranmıştır diyor. Aklıma haksız mı? Siz karar verin. Şimdi hem başkan vekilimiz hem de kulüp sözcüğümüz arkadaşlar. O yüzden bu açıklamaları Erol Bilecik yapıyor. Çok kısa bir açıklama yapacağız. Yarın son derece, yani bugünden için diyor, son derece geniş ve uzun boylu bir açıklamamız olacak. Bu akşam Fenerbahçe resmen sahada hakem tarafından sizlerin daha fazla kullandığı gibi ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi bu şartlar altında bize yapmış olduğu uygulama kabul edilebilir bir şey değildir. Maçın toplamına bakıldığı zaman zaten akşam da bunları geniş bir şekilde izleyeceğiz. Hani akşam dedi, geçti artık. Sizlerin de kamuoyunda yorumları ortak bir şekilde gerçeği bulacak. Yarın biz de bunları geniş bir şekilde kendi içimizi değerlendirip sizlerle ve kamuoyuyla tekrar paylaşacağız. 90 dakika oynanan oyunun tamamında hakikaten hakemin yapmış olduğu bütün bu kararsızlıklar, lehimize aleyhimize yapmış olduğu tutum kabul edilebilir değil. Sosyal medyaya bile baktığınız zaman algı yönetimi devam ediyor. Ama bu akşam
hep beraber bütün kamuoyu, bütün spor severler pozisyonları inceledikleri zaman gerçeklerle buluşacaklar. Ben size spor kamuoyunun incelediğini söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe'nin yediği golün iptal kararı, trio yorumcuları üçü de doğru karar diyor. Peki Fenerbahçe'nin attığı gol kararı doğru mu? Faul var mı? Faul yok, doğru karar. Yine trio yorumcuları. Faul yok, gol kararı doğru diyor. Hem Lale Orta, hem Bülent Yıldırım, hem Deniz Çoban. Sinan Engin Fenerbahçe'nin bugün Ümraniye karşısında galibiyetinin hakemin etkisi yoktur. Erman Toroğlu, Batu Şua'ya yapılan hareket faul, iptal kararı doğru. Bakın bir hatırlatmada bulunuyor. Galatasaray Antalyaspor'u yendi. Galatasaray'ın ilk golden önce faul var mı yok mu tartışması var. İkinci golü rakip kendi kalesine attı. Ümraniye Fener maçında da Fenerbahçe'nin ilk golünde faul var mı tartışmaları. İkinci golü kendi kalelerine attı. Ne kadar da benzer maçlar izliyoruz değil mi? Ama Galatasaray maçı bu kadar konuşuldu mu? Üstelik Galatasaray maçında Antalya'nın isyan ettiği bir penaltı pozisyonu var. Hani penaltımız verilmedi diye. Anlatabiliyor muyum? Ya ciddi ciddi merak ediyorum. Her türlü spor otoritesi Fenerbahçe'nin attığı gol temiz. Yediği golün iptal kararı doğru diyor. Birileri hala utanmadan hangi argümanla konuşabiliyor? Hani güneş ısıtmaz da aydınlatmaz da demek gibi bir şey. Bilmiyorum farkındalar mı? Ama bir an önce farkına varmaları lazım. Çünkü komik duruma düşüyorlar. Yine devam edelim. Bu akşam söyleyeceklerim bu kadar. Bu şartlar altında hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Hakemlerin bu tutumlarına rağmen maç aldığımızdan dolayı tabii ki mutluyum. Ama söyleyeceğimiz bir hayli şey birikmiş vaziyette. Bunlar da yarın çok geniş detaylı bir şekilde hep beraber anlatma şansımız olacak. Kamuoyuna dönük olarak kendi kanallarımızdan bir seslendirme yapacağız diyor Erol Bilecik. Şimdi sevgili arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Maçın istatistiklerinde topla oynama 33'e 67. Yani ben yayıncı kuruluşun şeyinden bahsediyorum. Bir de şeyden bakayım. Sofascore'dan bakayım. Orasının da istatistikleri hani biliyorsunuz son derece iyi. Ve son dönemde buradan bakıyoruz. 33'e 67 diyor. Bakalım bunlar ne diyor? Bunların istatistiği ne diyor? Bunların istatistikte aynı şekilde 33'e 67 diyor. Şut 7'ye 22. Evet, 7'ye 22. İlk Ümraniye, ikinci Fenerbahçe. İsabetli şut 2'ye 7. Şimdi 2'ye 7 isabetli şut. Buradan bir ayarım vardı benim. Bir ayarım vardı. Açamadım onu. Şimdi bakın. Rakip ceza sahasında topla buluşma 12'ye 35. Yani 12'ye 35. Gol beklentisi 0.73'e 1.91. Bu da çok enteresan, değil mi? Bu da gerçekten son derece enteresan. Pas 199'a 529. Yanlış duymadınız. 529 isabetli pas. Orta 10'da 2 isabet, 18'de 6 isabet. İkili mücadele kazanma oranı %44'e %56. Böyle bir durum var. Ve korner 1'e 6. Sarı kart. Rakibin 1 sarı kart, 1 kırmızı kart. Fenerbahçe'nin 4 sarı kartı var. Varın gerisini siz düşünün. Böyle bir istatistik. İlginç değil mi arkadaşlar? Ben de farkındayım ilginçliğin ama kime ne anlatıyoruz? Maalesef. Böyle bir istatistik. Ben şunu söyleyeyim maça dair. Kimse bana kızmasın. Lincoln'lü Samet Akaydın. Bak Lincoln, Samet Akaydın, Crespo, İrfan Can Kahveci, Rossi, Valencia ve Batshuayi. 7 kişi benim standartlarıma göre 10 üzerinden 6 bile alamadılar. Özellikle İrfan ve Valencia'yı katiyen sıradaki maçta ilk 11'e almam. Bunu belirteyim. İkincisi Ümraniye rezalet, fiyasko falan filan. Ya karşındaki hırslanmış, küme düşmemek üzere oynayan bir takım. 10 atmak merakında olan takımlara soruyorum, arkadaşlara soruyorum. Ya Galatasaray 10 mu attı bunlara? Sivas 10 mu attı? Ya elin oyuncuları gol atmak için saniyeden önemli bir Fenerbahçe oyuncuları
Saniyelerin önemini bilmiyorum. Kısmen katılıyorum. Evet, gol atmak çok çok önemli. Hatta golü attıktan sonra ikinciyi bulmak daha da önemli. 6 ay dinlendirilmeli diyorlar. 6 ay dinlendirip İrfan Can'ı oynatırsan daha sıkıntı olur. Sahaya odaklanmıyoruz diyor. Valencia bencil. Katılıyorum. Alioski berbat. Crespo berbat. Şimdi benim dediğime geldiniz mi? Hepiniz burada forvet bilmem ne isterken ben yırtınıyordum. Sol bek, bu takım sol bek istiyor diye. Şimdi benim oyun görüşümü anladınız mı? Futbol görüşümü, futbol bilgimi. Ferdi olmazsa bu takımın direnci düşer şöyle böyle. Hayır, katılmıyorum. Son haftalara dikkat edin. Son haftaların en kötü isimlerinden birisi Atilla Szalai. Ümraniye maçının en iyilerinden biri Atilla Szalai. Hani SofaScore 7.0 vermiş. Samet'e 7.3 vermiş. Ben vermem. Neyine 7.3 vereceğim ya? Allah aşkına. 8'de 4 ikili mücadele kazanma. 6'da 5 hava topu kazanma. Top kaybı 4 falan. Ha, Samet'in pas dağıtması vesaire gayet iyi. Ama ötesi yok. Orada da bir sıkıntımız var. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Yani bir durum var, bir sıkıntı var ortada ama o sıkıntıyı çözmemiz lazım. Hocam peki çözüm ne? Mesela Arda Güler sence oynamalı mı? Bence Zayt'sı da oynamalı. Bak ben size Kasımpaşa maçına ilgili bir şey söyleyeyim. Kasımpaşa maçı. Oynat Arda Güler'i ilk 11'de. Oynat. Zayt'sı da oynat ilk 11'de. Harbi söylüyorum bak. Zayt'sı da Arda'yı da oynat ilk 11'de. Arao bugün çok iyiydi. Arao'yu ön libero'ya dik. Arao'nun önüne Zayt'sı ve Arda Güler'i koy. Hatta Arao'nun önüne Zayt'sı koy. Forvet arkasına Arda Güler'i koy. Forvet'e de mesela Valencia'yı koy. Sağ açığa mesela savunma katkısı yüksek bir isim koy. Mesela İrfan Can savunma katkısı yüksek. Sağ açığa koy. Sola da Rossi'yi koy. Arda merak etme. Arda İrfan'ı da oynatır. Rossi'yi de oynatır. Ha olmuyor işte. Bir kreatif, bir koşucu kanat istiyor adam. İrfan kreatif, Rossi koşucu ama Arda Güler fazlalık oluyor. İşte bu yüzden olmuyor. Peki şöyle yapalım. Arao, Zayt orta ikilisi. Sağda Arda Güler. Solda Rossi olsun. Daha başka birisi. Alioski de sol bek başlasın. Kadıköy'desin. Bunu da avantaja çevir. İşte burada söz Fenerbahçe taraftarına düşüyor. Lincoln mesela. Ya siz beğenmeyebilirsiniz. Ben beğendim. 3'te 1 ikili mücadele kazandı. 2'de 1 hava topu kazandı ama oyun kurdu orada. 14 top kaybı var ama orada oyun kurdu. Mesela Ferdi Kadıoğlu bence tartışmasız maçın en iyisi. 4 uzaklaştırma, 1 engellenen şut, 1 top çalma, 7'de 5 ikili mücadele kazanma, 3'te 2 hava topu kazanma, 7 top kaybı, 78'de 75 pas, 2'de 1 orta isabeti, uzun top isabeti, 4'te 4, top sürme girişimi 5'te 4. Bence sahanın en iyilerinden biri Arao. Arao 90 dakika. 78'de 69 pas isabeti, 7'de 7 uzun top isabeti, 7'de 7. 5'te 3 ikili mücadele kazanma ama hava topu 5'te 0. Anladınız mı defosunu? Top kaybı 11, 1 faul, uzaklaştırma 1, pas arası 1, top çalma 3, geriye koşu 1. Crespo nispeten daha yüksek vermişler 45 dakikada. 43'te 36 pas isabeti. 7 top kaybı. 3 önemli pas vermiş. 1'de 1 orta isabeti. 2'de 2 uzun top. 1 engellenen şut. 7'de 5 ikili mücadele kazanma. 10 top kaybı. 2 faul yapmış kendisine. 3 faul yapılmış. 1 pas arası. 2 top çalma. Enner Valencia. Bence sahanın en kötülerinden biri. 1 isabetli şut. Kaleyi bulmayan şut. 3. Engellenen şut. 1. Top sürme girişimi. 11'de 4 başarı. 41'de 30 pas isabeti. 1 önemli pas. 1'de 0 orta isabeti. 2'de 1 uzun top. Kazanılan ikili mücadele 16'da 6. Kazanılan hava topu 4'te 2. Top kaybı 25. Bir kez de ofsayta düşmüş. Bir top çalmış bir de geriye koşu. Batshuayi 7.5 vermişler. 90 dakika. Bir gol. 2 isabetli şut. 1 isabetsiz şut. 2'de 1 top sürme girişimi. 20'de 14 pas isabeti. 2 önemli pas. 1'de 0 orta isabeti. 1'de 1 uzun top. 6'da 3 ikili mücadele, 5'te 2 hava topu, 10 top kaybı. Bir faul, kendisine 2 faul yapılmış, bir kez ofsayta düşmüş. Başka bir şey yok. İrfan Can Kahveci, sahanın en kötüsü bence. 68 dakika, 45'te 36 pas isabeti, 4'te 1 orta isabeti, 4'te 1 uzun top isabeti, 1 isabetli şut,
Engellenen şut 1. Bu arada isabetli şut da frikikte. Top sürme girişimi 4'te 2. Kazanılan ikili mücadele 6'da 4. Kazanılan hava topu 3'te 2. Top kaybı 17. Uzaklaştırma 1. Top çalma 1 diyor. Altay Bayındır. Gecenin kötülerinden biri. Bir kurtarış, bir uzaklaştırma. 23'te 20 pas isabeti. O 3 isabetsiz de 7'de 4 uzun top isabetinde ortaya çıkıyor ki 3'ü de uzun top. Uzaklaştırma 1. Geriye koşu 1. Kazanılan ikili mücadele 1'de 0 ki çalımlayıp gol attı ya Umut Nayır. Oradan bahsediyor. Kazanılan hava topu 2'de 2. Uzun lafın kısası dostlar. Arda Güler konusunda bırakın Jesus ne diyorsa o olsun. Bu adam bizim teknik direktörümüz. Bu adam kadar hiçbirimiz bilemeyiz. Bu bir. İkincisi, ben şiddetle ısrarla söylüyorum. Hepiniz de şahit olun. Arda'yı ne zaman oynatacaksa bırakın o karar versin. King'i ne zaman oynatacaksa bırakın o karar versin. Zayt'si ne zaman oynatacaksa bırakın o karar versin. Biz karar veremeyiz. Biz duygusal davranırız. Ha, hocam sence Zayt oynamalı mı? Kesinlikle oynamalı. Çünkü çift yönlü orta saha eksiğimiz belli. Crespo evet. Pres yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama şeyler eksik. Yani top kayıp kazanması yani tamam ama top dağıtması. Bize orada top dağıtacak adam lazım. Crespo bunu yapamıyor. Formdan da düşüyor. Ben de üzülüyorum onun adına açıkçası. Sonrasında İrfan Can Kahveci. Bilmiyorum. Yani bir eksiklik var. Kimseyi de kötülemek istemiyorum. Arkadaşlar bize ne lazım biliyor musunuz? Galatasaray'ın puan kaybetmesi, puanlar kaybetmesi. Bizim de arka arkaya kazanmamız lazım. Bize lazım olan şey bu. Bunun dışında şeyler hani çok konuşuluyor ya. İyi de oynasan konuşuluyor, kötü de oynasan konuşuluyor ki konuşulacak da. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Tamamen Fenerbahçe hakkıyla kazandığı bir maçta hakemin göstermediği sarılar var, kırmızılar var. Ama Fenerbahçe taraftarı çok çabuk gaza gelen, galeyana gelen bir taraftar kitlesi. Bazı arkadaşlara bakıyorum sosyal medyada yazmışlar. Hakem işte kolladı şöyle böyle. Bakın benim bir lafım var. Eğer hakemler adil yönetsin Fenerbahçe maçlarını, Fenerbahçe taraftarı diyecek ki hocam şike mi yapıyoruz? Bu bizi kolluyor sanki. O kadar alıştık ki hakkımızın yenmesine. Rakiplerin vurduğu tokatlarda, tekmelerde, şunlarda, bunlarda kart yememesine. Rakip ilk sarı kartını 90. dakikada itirazdan yedi. Haberiniz var mı? 90. dakikada. 90. dakikada. İyi de hocam, yani rakip hiç mi faul yapmadı? Yaptı. Yani yaptı arkadaşlar. 90. dakikada sarı kart yedi. Bakın yapılan fauller ben bulup hemen söyleyeyim. 11'e 15. Fenerbahçe 15 faulde 4 sarı kart. Rakip 11 faulde 1 sarı kart. Gerçi itirazlar falan filan da var. O da 90. dakikada itirazdan yedi sarı kartı kaleci. Anlatabiliyor muyum? Hocam ligin sonuncusu takım. 14 puanı var. Allah aşkına gelen bunlara çakmış giden çakmış. Biz niye 7-8 tane atamadık? Bir, biz ortamı gerdik psikolojik olarak. Onlar devam ettirdi. Ortam iyice gerilince bu onların işine geldi. Çünkü biz Galatasaray'ı arkadan kovalayan takımız. Galatasaray'ı arkadan kovaladığımız için korku içerisindeyiz. Aman puan farkı açılacak şu bu diye. Aynı zamanda arkadan gelenler de yetişecek diye. Bakın biz bu şekilde kötü de olsa puan kazanmaya devam ettikçe Galatasaray puan kaybedecek. Diyecek ki ben ne yaparsam yapayım ulan adamlar arkadan takip ediyor diye. Stres başlayacak. Strese bürüyecek. Kayseri spor maçına kadar Fenerbahçe kayıpsız atlatırsa hiç belli olmaz. Belki o araya lider bile girebiliriz. Sonrasında işte bizim maçlarımız daha öne geçecek ya da Galatasaray maçlarına nazaran daha önce oynayacağımız zaman siz o zaman izleyin bakalım. Neler değişecek. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Evet kötü bir süreçten geçiyoruz. Destekleyelim. Eleştirmeyelim demiyorum. Tabii ki eleştirelim. Ama mantıklı eleştirelim. Mantıklı eleştirelim. Bir Galatasaray'da, bir Beşiktaş. Mesela Galatasaray Antalya maçında rakip kendi kalesine attı. Golden önce faul var tartışmaları. Orta. Müthiş bir kafa vuruşu. Kenara giden bir top. Biz aynısını atsak kaleci elini bile uzatmadı. Şike var derler. Ve Galatasaray'ın kazandığı bir maç. Fenerbahçe maçına bakıyorsun. Harcadığımız o kadar cömert pozisyonlar var ki.
Kendi hatamıza. Ya 8. dakikada hem Rossi ile hem Batshuayi ile kaçan bir pozisyon var. Oradan gol çıksa, Valencia karşı karşıyayken atsa, 2-0'a skor gelse zaten maç bitti. Fenerbahçe karşı 2-0'dan imkanı yok ya. Bakalım arkadaşlar, bunun illaki dönüş olacak ama teknik direktörümüz olayın farkında. Siz de bunun farkına varın. Bakın, teknik direktörümüz farkında. Bence en büyük kazanımımız bu. Arda Güler de oynar, öbürü de oynar. Osayi de oynar, King de iyileşir, Pedro da iyileşir. Yeter ki biz dirliğimizi bozmayalım. Olur mu arkadaşlar? Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.